Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Çinli otomobil markası Türkiye'de taht kurdu. Chery, Türk kullanıcılara özel otomobil mi üretti? Sektördeki uygun fiyat araçlarıyla dikkat çeken Chery, yeni modelini Nisan 2023'te tanıtmıştı. Türkiye'de tanıtımı yapılan Çinli otomobil markasının Jayco 7 modeli ilk şehirli offroad olacak. Yakın tarihte Türkiye'de satışa çıkması planlanan model, şehir içi ve arazi şartlarına uygun olarak üretildi. Araç, 4 tekerlekten çekiş sistemi, yerden yükseklik ve güçlü motor özellikleriyle üstün bir performansa sahip. Offroad model aracın yeteneklerini artırmak için tasarlanan özel süspansiyon sistemiyle diferansiyel kilidi gibi özellikler de yer alıyor. Türk müşterilerine özel renk ve donanım seçenekleri sunan Chery, Türkiye'deki kullanım koşullarına göre optimize olacak. Yani Chery, sektörde iddialı bir oyuncu olmak için Türk kullanıcılarının beklentilerine göre bir araç sunmayı hedefliyor. Jayco 7'nin resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girmesi öngörülüyor diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. Roketsan yeni lazer silahıyla düşman İHA'larını engelleyebilecek mi? Yerli savunma sanayi yatırımlarını artırmaya devam eden Roketsan, Alka-A yeni lazer silahının testini yakın bir zamanda gerçekleştirdi. Söz konusu lazer silahı yeni nesil mini insansız hava araçlarına ve patlayıcı düzeneklerine karşı da koruma sağlayacak. Alka-A yetenekli silah sistemi lazer ve elektromanyetik dalgalar kullanarak hedefleri etkisiz hale getirebilecek, hedefin tespit ve takibi için radarları ve elektrooptik kameraları kullanan Alka-A, yapay zeka sayesinde bu takibi otomatik olarak yapabilecek. 750 metre menzile sahip olan lazer silahı, geniş alandaki İHA tehditlerini de engelleyebiliyor. Mobil ve sabit kullanıma uygun olarak tasarlanan lazerin düşük maliyetli olması, standart silahlar karşısında da alternatif sağlayacak. Galava OSB'nin yatırım maliyeti ne kadar oldu? Türkiye'nin ve bölgenin makine üretim merkezi olmayı hedefleyen Galava OSB'de yatırımlar tüm hız devam ediyor. Öyle ki OSB'de temeli atılan üretim, tesis ve fabrikaların toplam yatırım maliyetinin 6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Şu anda 5 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin faaliyette olduğu OSB'de 2028'e kadar 300 fabrikayla 20 bin çalışanın yer alması öngörülüyor. Yalova OSB, dünya geleceği için teknik, estetik ve ölçek anlamında yüksek katma değerli yenilikçi ve yeşil üretiminde üssü olmayı hedefliyor. Savunma sanayide Azerbaycan'la yeni işbirliği gündemde. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. İkili görüşmede Aliyev, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalitesi ve verimliliğinden duyduğu memnuniyetini ifade etti. Azerbaycan'da savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldığını aktaran Aliyev, iki ülke şirketlerinin işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Aralarında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotel'in de yer aldığı görüşmede iki ülke arasında çeşitli yönlerde mutabakat zaptı imzalandı. Aselsan tanklara özel yerli periskop üretti. Savunma sanayinin dev isimlerinden olan Aselsan, tanklar için yeni ve yerli bir ürün geliştirdi. M60D tankı için geliştirdiği optik teleskopik periskopla dış ortam artık daha rahat gözlemlenebilecek. Aynı zamanda Volkan M atış kontrol sistemiyle tank silüetini artırmadan kupola kapağıyla birlikte hareket edebilen yenilikçi de bir tasarım. Ayrıca gerçekleştirilen millileştirme ile yurt dışına göre fiyat avantajı yaratılarak önemli bir kazanım da elde edilmiş oldu. Bayram tatilinde rota neden Yunan adalarına çevrildi? 2 ay önce Yunanistan'ın kapıda vize uygulamasını yakında başlatacağını ekranlara taşımıştık. Sayılı günler artık sona erdi ve Türk vatandaşlar için 1 Nisan itibarıyla kapıda vize uygulaması resmen başlamış oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketine gitmekten sıkılanlar için güzel bir alternatif olacak gibi gözüküyor. 10 Yunan adası limanlarında
aylarında sadece 60 euro ödeyerek alacağınız vizeyle bir haftaya kadar ikamet edebileceksiniz. Yaklaşık bir hafta öncesinden başvuruda bulunmak da yeterli olacaktır. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Artık bayramdan sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar dilerim. Hoşça kalın.